Bakalım bir değerlendirelim. O sırada biz bir tane video izleyelim de bu videoyu izlemesek mi ya? Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi. Neresiymiş lan orası? Mahallemiz yok kadar kötü değil canım da erkeklerimiz yaramaz. Mahallede hep kavga. Tehlikeli mahallelerdesin ama şu an en tehlikeli mahalledesin, haberin olsun. Buraların cinayetleri meşhur. Burada sürekli yetişleri biri birini vuruyor yani. Silahını alıyor, patlıyor, sıkıyor. Burada özenti var. Cezaevlerinde özenti var. Neresi yani lan burası? Pasaport. Ay doğdu. Burası bir çizgi mi yani şöyle? Tekirdağ. Abi. Ben giriş yapayım. Pasaportunuz abi. Tamam. Aydan Doğdu'ya geçtik. Aynen. Aydoğdu abi. Kuzey Irak'a gidiyoruz. Abi Kuzey Irak'a gidiyoruz. Diler bakalım nereye gidiyoruz. Aç da olsa biz gene gülelim. Çok güzel. Cezaevinden çıktım. Mahallemiz çok güzel. Ben sana yazacağım. Hiçbir şey yok. Can falan. Burada da tam işte. Oğlum git konuş lan. Bayıldın seni şimdi. Kavga burada. Şeyler yaşandı arkada da. Gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Şu anda Türkiye'nin sürekli mevzu var amına koyayım. En psikodelik videosunu çekiyoruz bence. Evet abi. Wow. Güzel güzel. Did you like the dress? Hadi. Baba tarafı Japon, aile tarafı Roman. Çoruk kuruşuna gelebiliriz herhalde şu an bu şekilde. Mahalle çok pislik bir mahalle. Ben şunu anladım arkadaşlar. Bir dakika içerisinde her an her şey olabiliyor. Kollarını bağlayın. Kollarını bağlayın. Bunlar evde kalmış. Evde kalmış. İçerim içeceğim, satıcı değilim içeceğim. Allah beni kurtarsın. Burası Kuzey Irak, karşı Pakistan. Burada silahlar meşhur, yukarıda hırsızlık meşhur. Burası ondan Kuzey Irak tabii. Çukur ve yanında dikkatli sokak yedi. En tehlikeli mahalleler. Sakın yukarı çıkmayın, bunu da alırlar elinizden. Mahalleye çıkartın. Kuzey Irak yukarı. Bak bu tarz olaylarda herkes bireysel konuştuğun zaman hiçbir problem yok. Yani birebir de hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü herkes anlayışlı yine. İnsan yani günün sonunda. Ama toplu olarak müdahale ettikleri zaman olay çıkıyor. Pakistan. Hani öyle yani. Durma lan, çatışma var. Ben Tayvan'da yaşıyorum. Tayvan'da mı? Evet. Hani diyor ya, yukarı çıkma, alırlar elinden kamerayı. Normalde onlar da alırdı aslında ama bire girdi. Normalde abi biz de alırdık da sen bize güzel samimi girdin, anladın mı? Ülkem olsun değil. Aa Tayvan! Yani polislerin bile yani bıktığı bir mahalle. O yüzden siz bile gezerken çok dikkatli olun. Araçtan çıkardım la kargayı. Mahallenin futbolcusu dediler. Evet. Nerede? Mahallede. They are very cute. Ama tekstille uğraştığın belli oluyor. Evet. Mesela Aydoğdu dediğin zaman buradan daha tehlikeli mahalle yok bence. Oğlum bunları anlayamadım ben. Bunlar ne yapıyor burada? Galiba konuk onlar videoya. Evet konuk onlar. Hindistan sporla bitirdik. Okey. Ellerinizi beğen tuşundan esirgemeyin lütfen. Sizden de bir selam alırız ya. Selamlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Japonca çal. Kamerata Magnaska. Tehlikeli, girilemez kılınan, göz ardı edilen mahalleler ve insanlar olduğu için biz buraya tamamen açık kalbimizle ve kafamızla giriyoruz. Sizden de bu şekilde izlemenizi rica ediyorum. Herkese Tekirdağ... Açık mı şu an? Herkese Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi'nden selamlar. Bugün bu şekilde sizi bir şaşırtalım dedik ve Tekirdağ'a geldik. Yanımızda Berkant abi var. Berkant abi burada yaşıyor. Sen Aydoğdu'lu sayılırsın. Bak bu Berkant abi himayesinde çekildiyse bu video, Berkant abi biraz daha böyle orada yetkili bir abiye benziyor. Sıkıntı yok. Ya bizden o demesi lazım ama gittiğin yerlere. Bugün güzel bir program bekliyoruz buradan. Sizleri de zaten takip eden mahallemizin gençleri. Yanında var zaten, görüyorsunuz. Görünce zaten herkese bir heyecan başladı. Hayırlı bir program geçmesini diliyoruz. Şimdi büyük de bir sürprizim var size. Abi. Kardeşim benim. Ya yok böyle bir şey. Tayvan adamla beraberiz. Tayvan adamla Tekirdağ'da, benim memleketimde. Aydoğdu mahallesindeyiz. Rıfat abi ben Tekirdağ'a geçeceğim deyince bir anda denk geldik. Biz İstanbul'daydık biliyorsunuz bir önceki videolarda, Kuştepe mahallesi. Ve tarla başına gitmiştik. Biraz da Dolapdere. Ve Tekirdağ hayvan adamın memleketine geldik. Tehlikeli mahalleler konseptimizde bugün Aydoğdu Mahallesi'nde olacağız. Bir sürprizimiz daha var. Rıfat abinin eşi de bizimle. Eşim bu. Tayvanlı kendisi. Evet. İlk defa bu kadar derinlemesine bir mahalleye giriyor. Senin sayende, kamera sayesinde herkese anlatacağız. What's your name by the way again? Rene. Rene from Taiwan. Yes, I'm from Taiwan. How you feel about the first impressions? Little scared. Burası gülüş ya. Birazcık korktum ya. İlerledikçe o korkuyor.
Ortaya atar. Sen alışık söyle biraz. Gencim adrenalin yaşamak gerekiyor. Adrenalin olmazsa yok. He says that you need to have enough adrenaline to have a view here. You know like you have to be a bit... Siyah yumurta yediklerinde sövdüğün adam mı? Hayır ben hiç sövmedim. O değil, o Uras abi. Lan salak mısın? Sövmedim. Uras ben ne oldu? Allah Allah. Oğlum siz mal mısınız? Kimseyi sövmedim. Scared. Oh, okay. It's normal. To be... okay. Baba bu tarz mahallelerde gündüzleri zaten çok bir olay olmaz. Gece asıl buranın. You will have your opinion in the end again. Kadına kuruldum ben. Benim bildiğim. Niye kuruluyorsun oğlum sen? 10 bin kişi falan yaşıyor. Evet. Bölge. Gülemiyor ya. Lan öyle gülüyor, ne yapsın yani? diye gülüyor. Evet. Kültürümüz çok güzel bir kültür. Ama insanlara farklı lanse ediliyor. Evet. Yaşanacak bir mahalle aslında. Evet. Şimdi gezince göreceğiz. Bugün cumartesi olduğu için hızlı bir gün galiba Aydoğdu'da. Onu da mahallenin gençlerine soralım. Gençler burada. Hepsi de aboneymiş ha bu arada. Ben aboneyim diyorlar Mert'e. Merhabalar. Mahallemiz çok hızlı be. Bizim bakkal. Merhaba. Hoş geldiniz. Bakkaldan ziyade bir futbolcuya benziyorsun. Ayrıca selamun aleyküm arkadaşlar. Mahallemize hoş geldin abi benim. Mahallemize hoş geldiniz. Normalde bıçaklardı da baktılar hani iyi karşılandı, mahallemize hoş geldiniz. Haydi o bir sesle. Dur abi, paramız var, benzin var, sıkıntı yok. Hani hepimiz biz esnafız. Evet. Ben kendim sebze meyve iş yapıyorum. Mahalle cumartesi günü nasıl oldu? Abi mahalle cumartesi kafa güzel, mahalle daha güzel. Bir şeyler oluyor. Abi görüşürüz, Allah'a emanet olun. Önce ben arabayla geçerken gördüm. Bayağı hızlı. Hoş geldin mahalle. Hoş bulduk. Nasıl? İleride kıyafet dükkanımız var bizim de. Ama tekstille uğraştığın belli oluyor. Değil mi? Aynen. Devam edelim o zaman. Az önce arabayla giriyorum. Hayırdır dediler yani. Sizi hangi rüzgar buraya attı? Dedim birazdan dedim. Buradayız. Çekim yapacağız falan. Bir rüzgarla geldik ya. Eşim arabada falan bakıyor ya. Bak. Yeni geçiyor. Allah. Beni arkadaşlar yaptı. Benimle konuşmak istiyorlar diyor. Mami sen kadının gülüşüne mi takıldın? Evet. Neyine takıldın? Yapmacık geliyor. NPC gibi. Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Ben çevireyim sizi. Söyleyin ne istiyorsunuz? Benim eşim o. Bak bakalım sence nereli olabilir? Almanya'dan geldim. Almanya. Nasıl sen söz o? Çinli dedin sen nece? Çinli. Hayır Japon. Japon diyorsun. Ben size söyleyeyim. Eşim benim Tayvanlı. O da Aydoğdu'nun herhalde en küçük kardeşimiz. Siz ne söyle? Şu motorlu abime selam verin. İkidir spin atıyor ya. Oraya da bir selam verelim. Demek istersiniz. Harbiden ya. Hoş geldiniz. Funny diyorlar. They say funny. Nasıl? Abim geldiğinizi duydum. Hemen bir motor çalıp geldim ben de. Ne yapıyorsunuz? Alışveriş yaptım. Alışveriş yaptınız. Tabii. Biraz çocuğu gezdirelim. El salla baba. Öpücük at kameraya. Anahtar onda ama. Alıştır motoru baba. Yavaş, görüşürüz abi. Görüşürüz. Ne bayıldı, o kadar ilgilerini çekiyor çocuklar. They really like you. They are very cute. Eşime de şu anda şey gibi oldu. Kültür şokudur bu. Eşimi Türkiye'de her zaman gezdiriyorum. Roman mahallesine geldik. Eşim tabii çok merak ediyor. Farklı yüzler, farklı kültür, aksanlar, farklı kıyafetler, farklı. Bu bambaşka oldu. Tabii onlar belki burada hiçbir yabancı turist görmemişler. Abim çok hanım köylü olmamış mı ama? İnanılmaz bir deneyim. Baksana şu muhabbetlere. Şu anda bir muhabbet dönüyor burada arkadaşlar. Muhammed ne? Şey. İngilizce bir şeyler söyleyebilirsiniz. Şimdi İngilizce biliyor. Söyle ha? Bakayım ne var? Bir şey anlamıyorum ki. İngilizce bilen var mı aranızda? Bir şey var. Var. Bir şey söyle. How are you? I love you. Seni seviyorum demek. How are you diyebilirsiniz. Welcome to Aydoğdu diyebilirsiniz. Welcome to Tekirdağ. Tekirdağ hoş geldiniz. Tekirdağ hoş geldin. Tekirdağ hoş geldin. Diyor ki İngilizce bir şey söylemişsiniz diyor ki Tekirdağ hoş geldiniz. Türkçeden Türkçe'ye çevirip duydun ki abi. Abi dikkat bu sokak diyor. Lan sen konulmuşsun. Gir bu sokağa gir. Şükür. Ve yanında dikkat bu sokak şey yazıyor ama. Ben de bunu eşime çevireyim mi? Rene. Zerisi şavşin çıkı ciyeto. Be careful. Be careful. Yalnız şey dikkat diyemiz gülerek gülüyoruz yani. Aynen öyle. Şu an bir arkanıza bakarsanız kalabalığa. Herkes ya ekleniyoruz. Çok hızlı bir 20 kişi olduk. Urfalı dayı meşhur dayı Urfalı. Bak. Hoş bulduk. Buranın temeli olduk artık. Belçi 72 abonelik hediyesi göndermiş. Çok teşekkür ederim. Evin önündeki otuz. Burası doğal bir klima gibi esiyor. Abi. Değil mi? 5 yaş olduğu 75. Hiç göstermedim valla. Sıkıntı yok. Kendine iyi bak sağ ol. Siz de kendinize Allah'a emanet.
Seni ben takip ediyorum. İsmim Tarık. İşimle beraber sürekli takip ediyorum. İzmir'de, Kuştepe'de falan. Tehlikeli mahallelerde sınav var. Senden tehlikeli mahallede sınavların olsun. Öyle mi? Tabii. Neden öyle peki? Bence insanlar birbirini sevmiyor. Ondan mı yani? Başka neden olacak ki? İnsanlar birbirini sevmiyor. Ulan hiç öyle durmuyor sanki. İnsanlar birbirini çok seviyormuş gibi duruyor. Yani en azından o bölge halkı birbiriyle çok iyi gibi yani. Dışarıdan birisine böyle hafif ön yargılılar gibi. Çoğu akıllı, çoğu akılsız diyelim bunlara biz. Burası Kuzey Irak, karısı Pakistan. Kuzey Irak, karısı Pakistan. Hani öyle yani. Durmadan çatışma var. Her an silahsızı duyabiliyor. Gezdiğim kişiler çok akıllı insanlar. Hakatürk, çok teşekkür ederim. Çıktığın zaman her an ne olacağı bellisiz yani. Bizim de para gücümüz olmadığı için uzaklaşamıyoruz, kaçamıyoruz. Sen 5 dakika burada durmaz yani. Siz doğma büyüme buralı mısınız? Doğma büyüme buralıyız biz. İşte burada da hayat sürmeye çalışıyoruz. Saklana gözüyüz yani bir şekilde. Doğruları söylemek lazım şimdi. Allah Allah. Tehlikeli. Ben izliyorum sizi. İzmir'i geziyorsunuz. Kuştepe'ye gidiyorsunuz ama buradan daha tehlikeli mahalle yok bence. Mesela Haydoğdu dediğin zaman tüm roman mahallelerin üstünde bir mahalle. Ya, çok farklı. Buraların meşhur. Burada sürekli yani birini vuruyor yani. En ufak bir mesele. Mesela birinin evi tartışır. Hani kendine yetişip hani ayırsalar normal hemen gidip silahını alıyor patlaya sıkıyor. Burada özenti var. Cezaevlerinde özenti var yani. Yanında çok sağlam insanlar olması lazım. Mesela bazen bizim arkadaşlarımız uzaktan gelmek istiyor. Biz diyoruz ki mesela gelmeyin. Çünkü yanındaki insanlara da... Bir şey söyleyeceğim. Chat'te bazı arkadaşlar ya burası da en kötü mahalle burası. Bizim mahalle en kötü. Harbiden bunun yarıştırmanın bir mantığı yok ki bro. Var öyle bir algı var ama. Ama ne yani bu bir mertebe mi yani bu amına koyayım yani en kötü de burası değil abi bizimkinde. Yiyorsa gündüz buraya girsinler. Ha, yiyorsa buraya girsin. Oğlum onu iyi bir şey mi sanki ya bunu söylemen? Sidik yarıştırır gibi. Saldırıyorlar. Hani çok pitbull cinsi. Böyle anlatayım yani. Çoğu da gerçekten çok süper insanlar evet. Mesela dersin ki ya bunlar roman ama evet. Nasıl bir roman? Evet. Şaşırırsın yani iyiliklerine, güzelliklerine, evet. Terbiyelerine, ahlaklarına. Ama bundan bir öte geçtiğin zaman saat 8-9'dan sonra artık hani polislerin bile yani bıktığı bir mahalle. Siz bile gezerken çok dikkatli olun. Buradan tüm romanlara saygılar, sevgiler. Baba bizi... işlemeyin artık. Katil olmayın. Ya. Bizi öyle bir size de dikkat edin falan da ki eşlerinizin başında, çocuklarınızın başında durumu. Uyuşturucuyu gene zaten akıllı adam içmez. Kendinize gelin be kardeşim. Siz ne içiyorsunuz ya? 3-5 kuruş para kazanıyorsunuz. Sonra gidip değersiz maddelere veriyorsunuz. Bak biz gittik baldan sıcağında saman çektik. Kızlarımıza ekmek getirelim diye. Belediyelerin yakalarına yapışıyoruz. Bize iş versinler diye. İşsizlik oranı burada yüksek. Ortada kaldık yani hiçbir yere kıpırdayamıyoruz. Evet. Buradan saygılar sevgiler herkese. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Memnun olduk tekrar. Teşekkürler. Görüşürüz. Bundan sonra başlayış abi. Şu anda uyuşturucu şeylerinden. Şu anda Aydoğdu'nun Star Sokak'ta. Direkt var abi. Abi arkadaki çocuk sanki bu çocuk buraya uyuşturucu çözmeye gelmiş gibi şey diyor. İleride başlıyor abi uyuşturucu şeyleri. Bu adam buraya başlıyormuş değil mi ileride? Bu adam buraya video çekmeye gelmiş burası. Sen niye çözecek adam arıyorsun ki? Pasaport. Ben bir tane kanal ayarladım kanka. Sen ilerle videomuzu da çekelim. Kanal da hazır ama bekliyor. Lazım. Nasıl? Pasaport abi. Neydi? Direkten sonra. Yabancı ülkeye giriyorsun abi. Burası bir çizgi mi yani şöyle? Abi. Aydın. Ben giriş yapayım abi. Pasaportunuz abi. Tamam. Aydan Doğdu'ya geçtik. Aynen. Aydın Doğdu abi. Kuzey Irak'a gidiyorum. Abi Kuzey Irak'a gidiyorum. Ayamcık mı tehlikeli burası mı? Nasıl? Cüneyt lan şu sol taraf işleniyor. Orası mı Kuzey Irak? Bu taraf şimdi Kuzey Irak diye adlandırılan yermiş. Ben de bilmiyorum. Burası Kuzey Irak, karşı Pakistan. Burada burası... silahlar meşhur, yukarıda hırsızlık meşhur. Öyle bir şey yani. Burası ondan Kuzey Irak, tabi. Yani burada yalan muhabbet yok abi. İnsanlar var mı? Var. Ama çoğu insanlar bozuk yani. Mete alışmış insan. Abişim siz niye oralara özeniyorsunuz? Oralar desin, burası Tekirdağ desin, burası Aydoğdu desin. Onlar sizi örnek göstersin ya. O zaman gerekiyorsa birazcık daha silahlı çatışmalara gireceksiniz. Oralar sizi örnek gösterecek baba. Ben ne diyorum ya? İçmeden yapamıyorlar. Biz işimize gücümüzdeyiz. Ha burası sıkıntılı yani. Yanlış. Yanlış. Eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin. Benim eşim gerildi. Biraz çeviri yaptım eşime. Bu abiye niye kuruldunuz? Eşim bu yaptı. Mahallenin futbolcusu geldi. Kim abi futbolcusu? Dur. Mahallenin futbolcusu dediler. Evet. Nerede? Evet, mahallede. Haydoğdu çapında. İyiyiz işte. Lan bu adada demin sıfırda oynamıyordum abi. Şu an telefonum çalıyor. Sol kanatta. Onu kurun. Aç. Şey demek ister misin? Ne diyeyim? Allah'a şükürler olsun bozukmuş mu abi? Başka bir şey değil mi? Makara yapıyorum abi. Nasıl? Memnun muyuz mahallede? Şükür be. Memnunuz ama yaşıyor. Oğlum şımarmayın kameralara ya. Sen sana dedik ya şimdi. Sen de YouTuber. Mert ben.
Merhaba. Ya Bene Bey abi YouTuber be. Oo. Eşim ya. Merhaba. Eşim mi? Merhaba. Ben en tehlikeli. Oo diyor. Oo. Eşim. Oo. Niye ekstra oğladı onu anlayamadım. Sakın yukarı çıkmayın. Bunu da alın elinizden. Ne o kadar çok hoş. Allah Allah. Ciddi misin? Ciddiyim. Buradan yukarısı mı? Bak buradan orada baba abi direkt var. Sakın bu gider. Forma gider. Ya ben hatun alayım. Hatun gitmesin abi. Yok yok o kadar olmaz. Yenge gitmez abi. Anasya. Her gönlüm var ya 75 kişi olmuş. Her şey çevirin. Tamam abi beni çekme fazla. Eşim benim elimden daha sıkı tutmaya başladı şu anda. Kollarını bağlayın. Kollarınızı bağlayın. Kadın çok tedirgin ama. Oğlum şaka. Aha. Şaka makası bile iyi bir şey değil ama bu şakası yapılmamalı bile bence. Mahalleyi gezelim dedik abi. Sesi keselim arkadaşlar. Görevler. Mahalleyi gezelim dedik abi. Gezip insanlara da gösterelim. Bir olabilir bu. Girmeyin gitmeyin dedikleri yerlere gidiyoruz. O yüzden birlikte böyle mahalleyi dolaşalım dedik. Bizim insanımız sevecen. Bizim insanımız kolay kolay kırılmaz, darılmaz. Bizim insanımız güzeldir. Ama tabii aşağıdakiler belki başka türlü görebiliriz. Zenginler hayatı hiç yaşayamaz. Birbirinden korkuyorlar. Ama bak biz bu aşağıdayız, biz tanıyoruz. Sen aşağı... marketi çalıştırıyorsun abi. Memnunsun. Şükür Allah. Allah bizi bizden ayırmasın. Hep beraber içe yaşayan insanlarız. Hadi serserilikler olacak mı? Olacak ama da katlanacağız. Her toplumda var o. Hadi hanımefendi. Size de iyi günler. Berkan iyi bak. Güzel geldin. Konuştu sen bence. Sen de bu devlete millete. Arkadaşlar burada bir şey olmaz. Burası benim mekanım. Kelin yeri yazıyor. Abi yerini bul. Gerçek kel gelip bunu bıçaklıyormuş canlı canlı. Buldum. Yerimi buldum arkadaşlar. Seni şöyle tepki de alamadı ya. Yine seni şey. Abi beni göstersene. Nasılsınız? Bu da abi yeni doğdu bu Burak. Bak oraya konuş oraya kamera. Aydoz'da yaşıyorsun. Yok ben burada yaşamıyorum. Barbaya da burada yaşanılmaz. Burada geziyor musun? Yok buraya anneme geliyorum gezmek. Ben de yapmak istiyorum. Aydoğdu'yu nasıl tanımlarsın? Aydoğdu mahallesini. Mahallemiz iyi o kadar kötü değil. Canım da erkeklerimiz yaramaz. Erkeklerimiz yaramaz. Daha görmesinler. Abi iki tane cinayet oldu. Emek kapma alırsanlar. Mahallede cinayet, kavga. Ya Yağmur diyorlar. Yağmurcuğum özür dilerim seni örnek gösteriyorum da ben öyle demek istemiyorum yani. Ben öyle demiyorum. Birkaç arkadaş da şey yazmış. Cenneti yaşatır yazmış hayvan herif. Sen nasıl güzel bir yanı yok mudur? Gibi. Ben sana gidişim bomba gidecek orada. Misafirliğe gidersin hırsızlık atar üstüne. Dert telefonumu çaldım paramı çaldım. Hasta gel öyle bir şey yok. Ama neden oluyor bunlar? Ya yürü be Canan hizmet için. Aha burada koy. Umut. İçerim içeceğim, satıcı değilim içeceğim. Satmasınlar lütfen. Allah yardımcı olsun. Allah beni kurtarsın inşallah satmazlar. Hello. Bu kadar konuşacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abicim yapma bak öyle. Abicim çek çocukları o zaman. Bir görelim çocuk kendini sokmaya çalışıyor. Merak etmiş. Bir onları da çek. Ondan sonra zaten bırakır o çocuk. Abi biz yani anlatma hikayeleri. Bazen bir şiklansımalar oluyor. İşte bizim sadece eğitim. Başka bir şey değil. Sizde ben takdir ettim. En son Kuştepe'de. Sonra İzmir'de. Ben takip ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Beğeni atacağız. Bir beğenini alırız abi. Hadi yürüyün. Şimdi İbo gibi bağıracağım güneş gidiyor diye bari. Merhaba. Ne yapıyorsunuz abi? Dondurma var. Peynir var. Ayrıldı baklavaları. Aynen. Ayrıldı dondurması. Eyvallah. Kolay gelsin. Aşağıda başladık 4 kişi şimdi oldu 114 kişi. Burada takipçilerim çok ve konuşulanlar. Ben bu adamın artık esprilerine gülme kararı aldım. Harbi ya. Ben böyle bir karar aldım. Ama ya adam. Ben böyle bir karar aldım artık bu şakalarına güleceğim. Böyle bir karar Tayvan'da aldım. Tayvan'da kopuyorlar bu adama. Tayvan... Pek o kadar abartılı da değil işin aslını ararsa. Mahalle hep böyle kötü gözüküyor ama aslını ararsan mahalle şen şakrak bir mahalle. Düğünlerinde, misafirperverliğinde hani gençlerin uzunlu böyle gezeceği dolaşacağı kendini bilmiyorum birkaç kişi var öyle. Her yerde var. Değil, her yerde var yani. Evet. Kahveler. Nedim abi gel, Nedim abi burada. Savcı, savcı, büyük savcı. Savcı. Kara hakim benim. Kara hakim. Kara hakim diyeyim abi. Evet. Neden? Ya ben bir zamanlar haksızlığa karşı geliyordum ben burada. Burada da bir tane hakim vardı. Ben de ceza veriyorum diye herkese. Ama iyi insana değil. O yüzden. Sana gelip biri burada yanlış yaptın gene yaparım. O yüzden kara hakim diye kaldı. O yüzden hakim dediler.
Siz memnun musunuz mahallemizde? Sizin için hayat farklı akıyor olabilir tabii ki ama burada yaşayan biri olarak. Şimdi biz dışarıdan geldik. Bize çok güzel bir karşılama oldu burada. Yani bakar mısın abi? Sen abinin olayını anladın mı sen? Ha, onu bir dile getirelim yani. Anlatacak bir şeyim yok. Memnun musun abi o zaman? Memnun. Her şeyden memnun. Ben memnun değilim mahallemde. Neden abi? Mahallemden memnun değilim. Neden ki? Hepsini kastetmiyorum onu. Fakat değeri iyi değil. İşte bak çek civciv dayı bu da. Yan abi. Çek civciv dayım ben. Civciv dayımız. Geçen de ölü diye duyuldu. Toki'de araba vuruldu diye duyuldu. Doğru mu da? Evet. Neden civciv olarak lakap? Öyle bir şey mi var? Lakap lakap. Ama büyüdü şimdi tavuk oldu yani. Doğru. Kocaman civciv dayı diyorlar. Yakın doğrusu olunca. Bak fena makara bir yer. Gel abi sizi açmış abi şimdi. O ne yapıyor? Yemin ederim. Abi bizim köpeklerimiz bile madde bağımlısı. Ben şunu anladım arkadaşlar. Bir dakika içerisinde her an her şey olabiliyor. Yani bir anda böyle gülerken köpek ısırıyor. Yine çok hızlı başladık videoya. Kontrol pek elimizde olmuyor. Bu sefer iyice... Bak çocuk diyor ki Japon mu bu diye. Evet. İyi akşamlar abi. Çapraz mı düz mü? Seni çekiyorlar. Abim. Para vurma. Baba. Ne oldu? Amına koyayım. Kodos. Mahallemizin kuaförü var. Merhaba. Saç sakal 150 TL Ali Kuleli. Evet abi. Merhabalar. Oğlum arkada sürekli delicesine çıldıran gülen bir ekip var bak. Mahallenin trend bir modeli var mı peki? Nedir herkes abi? Herkes standart. Rıfat abi gibi. Rıfat abi standart. Kim mal be? Pazardan da sen kimsin? Ben kendimle beraber geldim buraya. Benim ekibi arayayım ben. Ben Tayvan'da yaşıyorum. Tayvan'da mı? Evet. Ülkem orası değil. Evet. Aaa Tayvan! Ben de bu. Oğlum kadının gerilmesi çok normal değil mi ama kadının gerilmesi? Evet şu an kadın daha da gerilmiştir. Gerilmiştir yani. Abi sen yenge nasıl buldun abi? Alayla bollar Tayvan. Verin sonra ne? Hadi Amerikanlar mamaya Tayvan nasıl ya? Yenge tutabiliyor mu? Bilmiyor Allah. Neyse sen de oraya gidince yabancı bir kılık almış yani. Yok dümdüz Tekirdağ ya. Tekirdağ ya dümdüz. Tekirdağ delikanlı. Haydut'un mahallesinde hakkında ne düşünüyorsun? Ne gibi? Ne gibi işte fasulye olur mercimek falan bir şeyler ayarla kendini. Valla sözü arkadaşıma bırakıyorum. Yeni geldi söz sana. Ne gibi misal? Mahalle çok pislik bir mahalle. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Nasıl anlatayım ki? Kanka sen işi çöz. Yalnız ben şunu fark ettim. Kıyafetler herkese çok temiz. Abi. Evet. Abi. Mert mi? Ben Mert. Bir dakika. Sayın seyirciler. Hayır sen yenge var dayı. Bir dakika abi bir sakin olun. Mert abi. Al sen ben sana alalım seni. Mert geldim. Hangi Mert? Al gel Mert. Mert Öztürk. Mert Gülok mu Mert Gülok? Kim? Abi tamam. Sen aşağı. Mert Gülok. Dayı gelsene sen. Erkan abi ne tarafa doğru? Böyle değil. Tamam. Herkes. Oğlum arkada. Lan. Gerginlik. Gerginlik. Güneş gözlükleri. Merhaba. Mert miydi? Evet Mert. Ama yoracakmış gibi ama bak mevzuya gelmiş. Evet Mert. Mert'iz gerçekten delikanlı bir insanız. İyiyiz. Vallahi aynen. İyiyiz. Mert olduğu kadar Mert'im yani. Aynen ben de öyle. Bence biz ismimizi taşıyoruz. Aynen. Bence de aynen senin dediğin. Real Madrid'den buraya geldim. Beni istemediler. Tekirdağ Spor'a geri gönderdiler. Tekirdağlı kendisi. Ben Tekirdağlıyım. Hayrap oldum. Bu adama güleceksiniz oğlum bu saatten sonra. Ayıp denen bir şey var ya. Biraz gülseniz ne olur ki? Abi adam komedyenmiş bu arada. Google'da çıkıyor yazınca. Tayvan'da mı? Tayvan'da stand-upçı bu adam. Uğur abi. Uğur abi çok selam olsun. Ben seni bir dakika abi. Real Madrid'e sanki gördüm seni. Kafayla gol attığını falan ama hayal meyil hatırlıyorum. Zidane'a benzetmiş olabilir mi? Kafayla gol. Mahallemiz abi insanlarımız çok güzel. Mahallemiz de çok güzel. Tabii böyle mevzularımız oluyor ama o da kendi aramızda onu halledebiliyoruz. Yani kısa kesiyoruz anlıyor musun? 5 sene bile gittim bir daha gitmedim ben. Annem beni okutmadı. Böyle bir insanlarımız var. Çekin kendilerini. Tam bittikler.
İnan bitikler. Ama güzel insanlar. Mesela bu Mikoko Sultan Gazi Hazretleri'nin kulübü. Neyse. Mahallemiz gerçekten güzel ama çok daha iyi. Çok insanlarımız da çok iyi. Neden? Gidemeyiz abi. Kör kuruşuna gelebiliriz herhalde şu an bu şekilde. Sıkıntı yani. Mahallemiz gerçekten güzel mahallemiz. Bu kadar şeye rağmen maalesef görüyorsunuz gençlerin şen şakrak yani. Tabii. Bunlar hepsi böyle muhabbet babında şakayla karışık söyleniyor ama yani öyle abartılı gibi değil maalesef. Görüyorsunuz da nereye kadar geldik ve devam edeceğiz daha yani diğer mahallelere de sokaklara da gireceğiz. Evet. Hep iyilerle karşılaşmıyorsunuz insanlar. Kötülerle de her bölgede de hemen hemen var bunlar. Yani. Gel. Mahallede herkes eşim de fark etti. İnanılmaz güzel giymiş. Gözlükler. Bak Allah'ını sen şuna bak. Sakal, kolye, saat, ayakkabı. O senin güzel bakışın abi. Vallahi bir şey yok. Şunu fark ettim. Pazardan aldım 15 liraya. Saç tıraşı, sakal tıraşı, jilet. Sanki herkes az önce berbere girip ya çıkmış gibi. Ya ben lafını kesiyorum. Ben bazen sinir oluyorum berberlere. Çok tıraş ediyorlar abi bizi. Yan taraflar alın. Ne müsaade abi bak kaç 150. Yan taraf. Takım ben. Arkadaşlar altına bak. Ya yengeye ver abi sen. Japonya'dan geldim ben. Jacobo Morinos köyünden. Jacobo Morinos. Oğlum şaka diye gülersin ama gerçek. Morinos. Tabii. Çinli şey Japonya'lı gibi. Ben Japon'um. Sen Japon'um ben. Japon göçmeni gibi mi? Babam baba tarafı Japon. Aile tarafı Roman. Abi senin Japonya'dan telefon şey bu. Hangi şehir? Japonya. Japonya'nın Tokyo. Tokyo. Kuzey tarafları gibi. Kuzey tarafları. Ha şey o soğuk taraflar. Kuzey. Ne dersin okey olacak? Abi. Ne içeceksiniz? Sizler ne iş yapıyorsunuz bu arada? Serbest meslek abi. Serbest meslek. Bu çocuk tokatçıdır kendisi. Herkesin parasını alır, tokat atar. Çıplak dışarı. Telefonla mı konuşuyorsun? Terlikleri yeni aldı o. Terlikleri görebilir misin? 250 yapar mısın? Var. Çek bundan lan. Çek bundan lan. Allah cezanı ver. Akşam. What do you think about this? So far. With one word. Hayır. Just one word. Siz neylesiniz abi? Tekirdağ hayrap olun. Size gerek yok. O da Japon benim gibi. Tokyo'dan buldum. Konuşamıyorum. Tayvan. Sen bana söksün. Ben Tokyo tarafındayım. Abi makara. Eğlence, şaka, güldürmek. Olay eğlence üzerine aslında. Hep öyle. Eşim bak bu kadar görmemiştir hiç hayatı boyunca. Hiç soralım mı? Soralım. Rine, daha şey zayi. Niciye dedin idi gence ruhu. What do you think about this place? It's funny. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Not funny, maybe interesting. Oğlum kadın bayağı endişeli şu an ha. Interesting, ilginç. Çok tedirgin. İlginç diyor, kötü bir yorum yapamıyor. Kötü bir yorum yapamıyor. Japonya'ya da geçsen, başka ülkede de gitsen. Hani onların da mutlaka farklı mahalleleri vardır ama bu mahallede bilmiyorsun. Geçen evde kavga çıkmıştı benim bir tane. Eğlence üzerine. Herkes eğlenmek istiyor, gülmek istiyor. Makara var. Değil mi? Makara değil mi bu mahallede? Seviyor insanlar. Sıkıntı abi. Makara önümüzde. Burada kimi görsen makara tutar. Bundan sonra başlıyor Suriye. Çoğu insanlar öyle. Buradan sonra Suriye başlıyormuş. Onun anlamı ne bilmiyorum. Sen suratlı geldi. Sen gel mahalle hakkında ne konuşuyorsun? Bir şeyler mahalle ne hakkında ne konuşuyorsun? Yani mahallemiz harika mahalle abi. İnsanlarımız aynı şekilde sıcakkanlı, sevecen. Psikoloji yerinde mi? Kurbağa gibi abi benziyor. Surat aynı baksana abi kurbağa. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Nasılsın abi? Şükür. Camiden geldi şimdi daha yeni. Öyle mi? Ya sen nasılsın? İyiyiz abi Allah'ım. Abi bu mahallesi iyi mi sence? Valla çok misafirperver insanlarla dolu. Bu mahalle iyi güzel. Yani yani. Sen nasılsın? Süper. Afiyet olsun. Şarkıya bakalım. Hayır, bu kadar insan diyorsa kesin bir şey var. Karaçtan çıkardım la kargayı. Karaçtan çıkardım la kargayı. Allah kabul etsin hocam. Mahallenin delisi olabilir o abi. Fikir verdi. Ben bu kızların babası yok. Hayırlı işler. Ne yapıyorsunuz abi? Köfte ekmek mi? Ekmek alsınlar bizi doyuruyorlar. Yarım ekmek ne kadar diyecektim? 20'ymiş. 20 lira mı? Çok ucuz lan 20 lira yarım ekmek. Çok iyi. Türkiye'de aç kalmazsın mahallede. Şu mu 20 lira? İnşallah ettir. Size de helal olsun, yine de helal olsun. Ekmek aynen. Aynen öyle. At seni köyün oyunu şey at, Cumhurbaşkanı abi. Selahattin Başsoy. Merhaba mahallemize. Mahallemizde her türlü insan bulunur. Polisi var, savcısı var, jandarması var. Roman olarak kendisi. Sadece mahallemiz suçlu anılan bir mahalle değil. Size de çok teşekkür ederiz. Oğlum adam bulurlamışlar, yoktu buyur önceden.
Nasıl evet, önceden blur yoktu? Evet, yoktu bunda. Evet, yoktu. Vallahi yoktu blur. Aa, evet, neden yoktu. O zaman blurlamış olabilirler? Belki aa, adam göre, belki herhalde. İstemiyordur. Rahatsız olmuştur. Yo, adam istememiştir baba. Niye apaçık hedef göstermiş gibi olmasın diye? Hiçbir yerde. Ha, yasaktır ya. Memur ya, devlet memuru ya. Yok, arkadaşlık bağı kimse de yok. Ona insanlar başka yerde zaten geçinemez. Kiralarımız çok uygun. Karın doyurmak çok basit. 20 liraya biz bir ekmeğe bumbar ekmek yaptırıyoruz, köfte yaptırıyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Siz de burada yaşıyorsunuz. Tabii ben de burada yaşıyorum. Mahallemden bir türlü kopamadım, kopmayacağım da. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben özel harekatçıyım, polis özel harekatım. Evet. Evet. Ve siz de burada yaşıyorsunuz. Evet. Karın doyurmak da bizim için evet. Mutluluk verici oldu. Bu adam buraya yerleştirmişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Görüşmek İyi üzere. Günler. İyi günler. Dangırt ve boks makinesi. Sen bu şarkı vardın Nesin, Muay Thai falan var senin. Deneyelim mi? İki Mert olarak deneyelim o zaman. Ha işte. Ha. Ha. Kolayı kendisi çaklayayım size. Aynı kadar da yapmayacağım. Evet, geliyor. Geliyor. Evet, geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İddiam var işin ucunda. 2770. İyi vurdu lan. Benzin gibi arttı. Tekirdağ'dan Mert 2778. Şimdi İzmir'den Mert. Sor ben makine üstüne. Eyvah. Aklın varsa fazla vurma. Şekli var ya. İyi biliyorsun bak. Hocam aklın var. Destek bileğini bak. O böyle. Arkadaş kolu kırmış. Arkadaş kolu kırmış. Ben makine tutuyorum. Aa dur ya. Dur. Bu ne oldu? Bir yer kaybettin. Dur o sayılmaz ya. Dur. Hadi. Ben abim ya. Ben o siktir geçti. Niko, şeyler yaşandı arkada da. Buradan ayrılıyoruz. Bu kısmından en azından mahalle. Her yerde. Bir şeyler yaşandı ayrılıyoruz diyor. Ne oldu lan? Kavga var abi. Hayda! Beko ne gördün? Beko, şeyler yaşandı arkada da. Buradan ayrılıyoruz. Bu kısmından en azından mahalle. Her yerde kavga var abi. Ne var? Ne abi? Kavga burada. Şuradan gelin. Gel. Ya Bülent gibi abi. Herkes oraya doğru koşuyor herhalde. Oğlum gözle kaş arasında, kaşla göz arasında kavga çıktı. Ve saatlerimiz 00 olmuş. Saatlerimiz 00 gösterirken her şey istediğimiz gibi olsun.
Takmaza ne oldu yeni? Sorma şu yasaklı soruyu ya, artık kral. Evet. Valla biz boks makinelerine vururken gerçeği... Kadınlarla da konuşuruz. Sana abi annemle konuşuruz. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz eşyalarından. Çok memnunuz malimiz. Abi pardon. Hiç memnun değiliz oğlum. Ben sakatım. Korkum dışarı çıkıp bir kavga. Dur aile kesin olmadı. Değiliz oğlum. Hiç değiliz memnun. Ama yapacak bir şey yok. Tanıtım mı yapıyorsun? Ne tarafa bir tanıtım yapabiliyorsunuz? Senin Porsche nerede be? Ben de böyle bir şeyleri, bazı şeyleri biliyorum. Anlatmak isterseniz tabii ki. Bazı şeyleri çok gördüm ama o şekilde yani bazı şeyleri biliyorum yani. Gökyüzünle ilgili bir şeyler söyle. Gökyüzünle ilgili. Abi gök. Mahallemizin dalgısı abi. Nereden bilecek ki gökyüzünde ne yapıyorsun? Bizden öğrenmek istiyor musun böyle şeyleri mesela? Biz bazı şeyleri mesela tabii biliyoruz. Gökyüzüyle ilgili. Ne? Öyle mi? Dostlarımız var, çevremiz var. Kimşek nereden çaktığını. Dostlarımız var, çevremiz var. Kimşek nereden çaktığını. Dostlarımız var dedin abi. Evet. Gökyüzünü mü kastediyorsun? Dost var derken. Gökyüzüne mi? Al. Oğlum bak, bu gizemli isimler olur hep böyle ortamlarda. Bir tane işin gizemlisi olur. Ben yani. Dostları mesela. Olamaz mı? Olabilir değil mi? Bazı yerleri biliyorum ama o kadar da yani. Bazı şeyleri biliyorum ama fazla göstermeyeyim diyorsun. Açıklama yapamıyorum şey yani. Açmayayım. Onlarla bağlantınız mı var sizin? Evet. Merhabalar. O taraf şey mi abi? Abi şey olsun. Mahallede atsınlar mahalleyi. Mahallemizin içinde her şey var. Bıktık bu mahalleden ama ölürüz, mahalleyi yok etsinler. Nasıl? Yıkım olsun, yıkım. Bu mahallede yaşanacak gibi değiller. Tamam ablacığım, fazla çek. Hadi öptüm sizi, Allah'a emanet olun. Bir tane birisi varmış, küçük çocuk. İyiyiz, eyvallah. Mahallemizin kahvesi mi? Mert miydi? Mert, aynen. Bilinmeyen yerler, girilmez denilen yerler. Öyle mi? Öyle bir şey yok aslında. Aynen öyle. Öyle yansıtılıyor bence. Tek sorduğumu aldım. Adı çıkmış. Evet. 9'a inmez 8'e. Aynen öyle. 9-8'de değil mi? İşe devam ediyoruz abi. Ne anlatıyorsun? Ne iş oğlum? Karanlık iş mi? Aydınlık iş mi? Onu söyle. Estağfurullah. Yalan, yalan. Abi hoş geldin. Gördüğünüz gibi yani herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Bak abi, adam gelmiş, bir şey içer misiniz abi deniyor yani. Kardeş gibiyiz burada. Bence de abartı gibi ya. Yani gündüz en azından bir sıkıntı olmadığı çok bariz yani. Varsa hani gece belki kavgası, gürültüsü biraz vardır. Herhangi bir sıkıntı yok yani, girmez denilen mahalle herkes giriyor çıkıyor ama dediğin gibi yani. Nasıl girdiğin önemli. Yani nasıl girdiğin önemli. Sen şey kötü. Her yerde böyle. Yani her yerde aynı. Kötü şekilde girsen kötü muamele görürsün. İyi girsen iyi muamele görürsün. Ben seni takip ediyorum zaten çoğu. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Seni pataya yerken çok izledim ben abi. Sıkı takipçinim abi. Vallahi. Bugün ben Tekirdağ alayım. Hani Aydoğlu mahallesini hep biliyorsun ama hani anlatıyor. Kamera kapanıyormuş, gasp ediyorlarmış Mert. Ya girme, bir şey olur. Ben de eşimi aldım bugün, der dedim bir farklı bir kültür içine girelim. O da bak şimdi merak ediyor, sorular soruyor. Onu anlatıyoruz, ben de çok mutlu oldum. Abi eşin hiç memnun değil ha şu an bu geziden. Haberin olsun hani, biz buradan izlerken öyle algılıyoruz, böyle algıladık yani. Ben sana söyleyeyim. Eşin pek de mutlu gibi de görünmüyor yani bu farklı kültür olaylarında. Buradan mı baktınız bu mahalle, Aydoğlu mahallesi diye, yoksa cinayetler tek sayfana mı düşsün? Ya kadar fazla yorum geldi ki Aydoğlu ile ilgili. Oraya da gelin, oraya da gelin diye. Dostça gelir. Sen herkesten dostça muamele görürsün. Ne yapıyorsun oğlum? Ağzına tutmuş. Bayatırım seni şimdi bak. Ne oldu ayıp? Mahallemizin hakkında yorum yapacaksın, uzatma. Mahallemizin hakkında. Ne yorum yapayım sana mahallenin hakkında? Çok güzel oynayan kardeşlerimiz var. Destek yok. Futbolcu olabilecek yetenekler var. Destek yok. Destek yok. Buradan bütün menajerlere sesleniyoruz o zaman. Gelin bir izleyin bu mahallenin gençlerini. Tostu bu adamdan yiyeceksin Şükrü'den. Tostu Şükrü'den yiyeceksin. Bak karşına. Aa, burası gerçekten. Karizmaya bak peki Şükrü abinin. Şükrü abi karizması normal. Çünkü en iyi tostu sen de yapsan sen de böyle karizmatik belli olursun. Durursun var yani. Bir şey söyleyeyim mi? Tostu da iyi yapıyordur ha kesin. Bak kesin. Kesin çok iyidir tost. Ne et olduğunu sorgulama ama tost güzeldir. Evet. Aydoğdu'yu tanıtalım yani, görüşsünler. Japonca çal. Kakaraka manyaska. Ben Japonca'ydı hani.
tüm Avrupa'ya selamlar olsun. Tayvan'a da bir selam. Tayvan, selamun aleyküm. Şimdi inanılmaz renkli bir dükkana giriyoruz. Roman kültüründeki bu tarz böyle kostümleri görebiliriz. Kadınlar üzerine. Kızlar dışarı çıkıyor. Burada yengemizin fikrini alabiliriz sanki. Evet, burada alırız. Hatta ben dedim ki bir tane dedim denetebilir miyiz kendisini? Tabii. Bir de şu an kadar iyi. Mesela sizin burada eşim şimdi yabancı ilk defa geliyor. Tamam. Sonuçta bir Roma mahallesini görüyor. Tabii. Ve hayatı boyunca da hiç böyle bir şey böyle kıyafetler görmedi, giymedi. Ben dedim ki sen istiyorsan dedim bir tane buradan giydirelim bir dene. Türkçe konuşabilirsin. Türkçe yok. Evet. Yok. Beğen ben sana vereceğim. Yok ablacığım Türkçe yok. O beden diliyle anlatıyor ya. Yok ama anlamadık, yine anlamadık hani. Evet, düşün biraz yüksek sesle konuşunca yine anlamıyorlar. Ben çok denedim onu. O zaman bu mavi... Türkçe bilmiyorsa bağırınca da anlamıyorlar. Gelin. Bu şey mi soruyor? Bu gelin mi giyiyor bunu diyor? Düğünde kınada giyiyorlar. Biz de burada bir Aydoğlu düğünü yapacağız o zaman. Zaten müzisyenler de var. Peki bunun yanına erkekler ne giyiyor? Normal takım elbise erkekler değil mi? Abi o zaman sana da bir tane diktiriyoruz. Gel bakalım. Hayvan olarak uğurluyoruz, Aydoğlu olarak geri alacağız. Şimdi bir Tekirdağ delikanlısıyla Tayvan güzeli teşrif edecek. Gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Abi geliyor musunuz? Ya! Sen beni boş gelecek mi zannetti? Tayvan adam boş çıkmaz. Tayvan adam boş gelmez, Aydoğlu adam oldu şu anda. Aydoğdu kadın ve Aydoğdu adam olarak hayatınıza devam etmeye. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Acayip böyle çekici kıyafetler. Işıltılı. Ah, Tanışa. O da diyor ki ben diyor ki daha kendimi görmedim diyor. Aynaya bakacağım diyor. I cannot see myself. Ben kendimi görmedim. biz görüyoruz o da. Ben diyor neye benziyorum. Mami kadının gülüşü mü problem senin için? Alıştık abi ne diyeyim. Wow. Güzel. Did you like the dress? Yes, I can sell to Taiwan. Import to Taiwan. La arkadaki mankeni şeyine ne yapmışlar? Evet, yani, Tayvan'daki düğünlerde genelde mesela kırmızı giyerler biliyorsun uzak doğu Çin kültürü. Böyle mavi falan bir şey yok. Ama inanılmaz bir ticari zeka. Aynada daha ilk baktığında söylediği şey bunları ben Tayvan'da satarım. Böyle İzmir. İzmir. Tekirdağ. İzmir. Ve burası Real Madrid. Abi ben seni şu an tanımlayamadım ya. Üzerinde Real Madrid forması. Kafanda Trabzonlar ya. Oğlum şerefsizlik yapmayın lan. Yapmayın. Şaka yapıldığımı gülün. Şu mankeni. Allah Allah. Abi ben gülüyorum. Sana gülme kararı almıştım video başında. Gülüyorum ben. Ha süre çocuklara ben biraz geçirdim. Abi sen yanlış şeyi takmışsın. Tekasındaki gırıydı. Gülmüyorlar mı hala? Şu anda Türkiye'nin en sert videosunu çekiyoruz bence. Evet abi. Açık ara. Şimdiye kadar bir yabancı bu şekilde hani işte uzak doğulu herhangi bir Roman mahallesine girip bu şekilde bu kadar da böyle onların işlerine entegre olmamıştır. Türkiye tarihi. We'll put your name in history of Turkey. Yeah. Okay. You became the history. Şimdi de Aydoğdu Mahallesi'nin son kısmına yukarı mahalleye doğru çıkıyoruz. Artık biz de bilmiyoruz neler göreceğimizi. İlerlerken biz gördükçe siz de görüyorsunuz. Sanatçılar Caddesi diyorlarmış yukarıya. Hava kararmaya başladı bir hareket hava geldi. Hava kararmaya başladığında genel olarak Roman mahalleleri canlanmaya başlıyor. Değil mi? Çünkü insanlar biraz daha geç yatıp geç kalktığı için galiba İzmir'de de öyleydi, İstanbul'da da öyle. Benim anladığım kadarıyla Roman mahallelerinin genel özelliği insanlar geç yatıp geç kalkıyor. Bu saatlerde Berkan hava kararınca ortalık daha da canlanıyor. Mesela 12-1 gibi bir hareket oluyor mu? Gece mi? Gece mesela. Asıl hareket o zaman. Ciddi misin? Tabii tabii. Yani şimdi falan yavaş yavaş başlıyor böyle. Ha, ısınma törleri. Tabii tabii. Nerede? Uyanıyorsun, yemeğini yiyorsun falan. Abi hareket gece mi? Çok iyi be. Sabahki atmosfer yokken abi. Sabah çünkü zaten çok sıcak. Kim sabah ne yapsın yani sabah? Oğlum sanki bu grup, bu Mert ve ekibi hani abi gece hayatı çok iyi. Siz kameraları kapatın gece de bir kalın burada. Ya ikna ediyormuş. Şimdi kısaca hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bahsedemeyeceksin. Bak limonata varmış içeride. Limonata hayır diyemeyiz. Ev yapımı limonata mı içiyoruz şu an? El yapımı değil fabrika yapımı. Yine de işte el yapımı. Tabii elimizin. Elle de. Tabii. Çeşme de var orada. Çeşmeden de ayran akıyor. Normalde ben bunları böyle havaya döküyorum. İyi akşamlar abi. Yapmak istemedim. Mahallemiz çok güzel. Çok güzel mahallemiz. Ağaçlar güzel, martılar güzel. İsim neydi hocam? Berkant. Tamam. Ya ismini kullanıyor. İsim hakkı sende değil mi abi? Tabii. Telif hakkı telif var. Telif atmasın şimdi bizi. Ben doydum teşekkürler. Çok sağ ol. Afiyet şeker olsun. Böyle burada da tam böyle işte oturuyorlar muhabbet sohbet çekilme çıkıyorlar. Merhabalar iyi akşamlar.
Nasıl çıktı be? Çatıya çıkmış birisi. Alaçatı'ya çıkmış. Alaçatı. Ne güzel atmışsınız evinizin önüne koltuğu. Bizim hayatımız bu. En esen yerde burası galiba. Evet. Doğmamız, büyümemiz Tekirdağ. Çok mu? Hoş geldiniz mahallemize. Sağ olun. Çok iyiyiz işte. Akşam olunca herkes bir dışarı çıkıyor. Evet. Serinlik. Evet. Biz İzmir'den geldik. Tekirdağ'a ilk defa geldik. Aydodu mahallesini görüp tanıyıp... Tanımayın. Tanımayalım. Çok berbat. Neden berbat dedi? Neyse her şey... Teyzeye WoW şakası yapanı banlar mısın? Eğer yapılmadı da yapılırsa eğer. Warcraft şakası gelirse teyzeye lütfen banlayalım. Değişti. Kavgalar, belalar çok. Bu ev sizin. Yok bir daha. Ne kadar mesela kirası? 300 milyon veriyor. Aylık. Aylık 300 lira. Bu evi alıyorlar bak. Hiçbir şey yok. Cam falan yok. İşte böyle. Evet. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Aylıkla. O da pahalılık. Öyle zor mi? Geçimler çok zor yani. Annenizin aylığıyla. Evet evet. 300 lira aylık. Evet. Kira veriyor. Geçim sağlıyor işte. Evet. Ama yüzünüz gidiyor. Ne yapalım? Mecbur güleceğim. Genellikle mahalledeki geçim kaynağı ne oluyor? Yani insanlar nasıl geçiniyor burada? Aylıkla neyle geçinecek? Yalnız ben sizin mahallenizi çok bir şey beğendim. Ne kadar sorun olursa olsun yüzler, gerçi az önce de Mert de söyledi, yüzleriniz gülüyor. Ya öyle, biz ne kadar daha çok sizden gülüyor. Yani gençler... Yani abi geçim sıkıntısı var yani, bir pozitivite arıyorsun. Ben de senin farkındayım. Eyvallah. Hani bak az önce de şey dedik, bak yalnız tamam yani uyuşturucu, adam kaçakçılığı. Adam yaralama, insan öldürme var. Evet, kötü özellikler bunlar. Ama şöyle bir baktığım zaman hepiniz cillop gibi giymişsiniz lan oğlum. Yüzler gülüyor. Tesellisi verdi abim sağ olsun. Serde de mesela buradaki çocuklar hakim. Hepsi aynı, hepsi öyle. Şen mahalle burası. Şunu banlasana. Teyzem iksir yapıp satıyor. Banlasana oradan. Şaka yapanı. Ama onun bir sırrı olması lazım. Ya yani bunun bir şeyi olması lazım. Neden bu iş, neşe nereden geliyor? Geliyor içimizden. Ya kavga da olsa, şamata da olsa biz gülüyoruz yani. Üzülsen ne olacak? Şeye yaramaz. Mecbur gülüp eğleniyorsun. They are happy just because they are happy. Ya ne yapacağız? Aç da olsa biz gene güleriz. Bir şey soracağım. Mahallede... İsminiz ne bu arada? Kumru. Kumru teyze. Teyze abla diyeyim ama size. Yani çok fazla yaş var. Yani abla daha mantıklı olur. Yok abi, zaten abla değil. Kumru abla, mahallede bir şey değiştirmek isteseydiniz ne değiştirirdiniz? Bir şeyi değiştiremeyiz. Ne değiştirdik mahallede? Ben mesela bunu mahallede sevmiyorum. Bu ama özelliği değiştirir. Ama değişmez ki değiştirir. Ya tamam işte. Ben sana hayal olarak soruyorum. Mesela yani. Mesela yani. Bir şeyi değiştirsen neyi değiştirirsin? Ne değiştirirsin? Değiştirebilirsin ki. Tamam işte ben. Hayalinde olan bir şey. Mesela ders bir şey değişmeyecek. Buradan kaçmayı düşünün. Ha, başka mahalleye taşınalım. Evet, başka mahalle. Var mı gönlünde gitmek istediğin bir mahalle veya şehir? Muratlı'ya gitmek istiyorum. Muratlı'ya ben uzağa gitseydim bari. Murat da tabii ki var. Deniz Atlere gitmiş. Güzel şakaydı bu arada lan. Hep buradayım. Hep buradayım. Evet. Buraya sahipleniyorsunuz ama evet, orada. Evet, evet. İnşallah. Yine çoğaldık bu. Denedim. Yine mi çoğalmaz da? Çıka. Senin adın ne? Sezgin. Sezgin. Ay! Aa lan. Çivi var, çivi. Mert abi. Mert bak, mahallemizin hafızı alıyorsun. Çek bakalım oğlum bak. Bizde de bir tane Japon vardı. Haydoğdu mahallesini geziyoruz biraz. Sizlerle de konuşalım istedik. Burada mı büyüdünüz? Burada büyüdük, burada doğduk. Mahallemizin insanları, hali çok güzel ama insanları biraz yaramaz yani. Ne bakımdan? Ya birbirlerinle çekişmekte, kavga yapmakta. Gürültü çok, şu kalabalık. Arkayı bir göstersene Ali Can. Böyle arkayı çek bakayım oğlum. Sahilde var mı böyle? Böyle bir şey yok. Evet. Tayvan'dan misafirimiz var bugün. Tayvan'dan. Hoş geldiler. Hoş buldular. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Allah iyilikler versin. Sağ olun, teşekkürler, çok sağ olun. Röportaj mahalleye dönüyoruz. Mahalleye muhabbet. Mahalleye sahip olduk. Artıklar mı bu mahallede mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, Allah razı olsun. Bizim mahallemiz, insanlarımız güzel be. Nasıl diyeyim sana abi? Ha, mahallemden memnunum ki. Mahallemde bir şey mi değil, neyim ki? Yok mu abi, değiliz mi? Neye be, ne alakası var? Benim mahallem 10 numara, insanlarımız bozuk ki. Ya sen ne yap, oturursan burada düşsen düz. Oğlum kadının yüzüne ne olmuş? Harbi lan. Bir de diyor ki her gün kavga, her gün şey.
Üzgün. Saç baş girmiş olmaz. Gibi. Ama kızanları derse ki bunu yap onu yap derse zarba duman olur muhalemiz. Evet. Çayını kahvesini dışarıda evet, böyle. Evet. Çayımızı içiyoruz kahvemizi içiyoruz evet. Dışarılarda böyle. Evet, evet. Bizim muhalemizde var yani böyle dışarıda oturmak. Ne oradan millet düştü o***cı peşine. Ha, ha, öyle bir şey yok. Bütün millet içiyor hepsi yalan, içiyor. Yalan öyle bir şey yok muhalemiz. Mahallemiz aldı verdi gidiyor o***. Başkan muhalemiz on numara. Çayımızı içiyoruz yemeğimizi yiyoruz burada şu an. Yok yalan. Metin Bey. Mert Bey. Memnun oldum ben de. Nerede var be? Siz gelin. Hani nerede? Kimde var üstünü söyleyin bakalım. Hani kimde var üstünü söyleyin. Hani güzel çocuklarımız, top oynayan çocuklarımız var mahallede. Onları şey yapsınlar, top arasınlar. Çok güzel oldu dolaşıyorsunuz. Memnun burada. Musunuz? Burada çok memnunuz mahallemizden. Mahallemiz 10 numara. Ama bir an önce yıkılmasını istiyorum. Yıkılsın. Yıkılsın. Burada her şey var. Hani memnunum. Şundan tuttur, zinasından tuttur, apından tuttur. Bütün aileler, kadınlar, erkekler, ufacık çoluk çocuğun elinde. Biz bunu dile getirmek istiyoruz. Yazık günah. Bir sürü evlatlarımız var. Çoluk çocuğumuz var. Benim evladım da içiyor. İçmesini istemiyoruz. Biz bunları savcılığa kadar da verdik. Gerekirse evladımı da veriyorum. Şurası yıkılsın. Kentsel dönüşümü istiyoruz biz burada. Yazık günah. Şu mahalle. Gece gel. Saat 4'te gel. Sabah 5'te gel. Burada uyumak yok. Hep hareket var bu şekilde. Hep var. Aynen böyle. 24 saat burası 24 hareketli. Saat burası hareketli. Yazık günah. Biz burada ***'ler verdik. ***'ler aldık. Neler yaşandı burada. Yazık günah. Her bir yaz. Cinayetler verdik, cinayetler aldık ne demek lan? Abi birini de öldürdük. Geldiğin zaman burada oluyor. Yazık günah değil mi? Sen de benim evladımsın. Ben de vurabilirim ama bunlar kapansın gitsin. Türkiye'de ay doğdu. Her sene burada 3 tane 4 tane neyden kaynaklanıyor bu? Kaynaklanıyor. Benim evladım da uçuyor. Ben ne kadar onu dövsem de gece geliyor, bacadan giriyor, kapıdan giriyor veya beni öldürecek. Ama bir baba o anda ay benim ailemi, ay annesini vuracak diye ben çocuğumu da vurabilirim. O da beni vurabilir. Abi sen neyi ima ediyorsun ikidir ya? sen bizim bilinçaltımıza neyi gönderiyorsun sürekli ama yani? Günah değil mi? Neden benim evladımı ben vurayım? O da... ya vurma zaten niye vuruyorsun? Neden vursun? İstemiyoruz burada. Elhamdülillah biz Müslümanız. Biz Roma vatandaşıyız. Herkes cezasını bulacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle kenara gel. İsim neydi? Mehmetcan. Aydoğlu'lusun. Nasıl geçiyor hayat? Hızlı geçiyor. Hızlı mı? Hızlı nasıl hızlı geçiyor? Şu anlık durgun var ama. Ama iyi yani. Şu anda durgun. Birazdan hızlanacak mı? Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Yani saat 9 gibi. Ondan sonra. Merhaba. Merhaba. Selam var ya. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Psikolojim çok bozuk. Cezaevinden çıktım. Hayat nasıl geçiyor? Hayat iyi ama yaşamasını biliyorsun. Her şey kalıyor. Aydoğdu sakinleri böyle işte. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Geldiğinize de ayağınıza, elinize, kolunuza kuvvet versin. Arka plan sesinde ne oldu birden ya? Burada mahalle bayağı bir hareketlendi şu anda. Şurada iki langırt var. Roman mahallelerinin ortak özelliği gibi. Langırt kesim var sokakta değil mi? Var var. Mahallenin gençleri langırt oynuyor burada. 1 lira atıyorsun bir gün oynuyorsun. 1 lirayla bir gün var. 1 lirayla bir gün geçiyor. 1 lirayla bir gün. Enflasyona yenik düşmemiş bir langırt masası. Evet. Börek salonu burası. Bütün gece açık mı abi? Hoş bulduk. Mahalle galiba 12 gibi falan hareketli aynen. Oluyor. İnsanlar da acıkıyor haliyle. Aynen. Sen de burada hep açıksın. Hizmet veriyoruz. Abi gece saat 3'e 4'e kadar açık. Gece 3'e 4'e tabii kadar. Canım. Mesela bir poğaça ne kadar abi burada? 5 lira. 5 lira. Bir meyve suyu? 5 lira. Ha. Su? 4 lira. Aa bir dakika. Alican link var link. Bunu işte her yerde bulamazsınız. Bunu ancak Aydoğdu'da bulabilirsiniz. Link. Evet. Hala satışlara devam. Ne kadar abi değil mi? Her şey 5 lira bu arada şaka yok. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Tezgin. Abi. Buy 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 buy. Devam izliyorum seni. Erkan abi. Erkan abi. Devam izliyorum. Mahalleyi gezelim dedik. Evet. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Bir langırt da burada var bu arada. Her köşede bir langırt ya. Kes bir kes. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Tost yapıyorsunuz. Evet. Ne kadardı fiyatlar? 10 lira. 10 lira. Valla mahalle enflasyona yenik düşmemiş hala. Bunu çarşıda yiyemezsiniz ama mahallede 15 lira. Yarım ekmeğe karnınız doyuyor. Çarşıda kaç para bu? 50 lira, 60 lira. Bir kola içiyorsunuz. Mahalle 5 lira kola. Bizim mahallemizde her şey ucuz. Valla üretim gelen Aydoğdu'da oluyor gibi ya. Evet üretim Coca-Cola'nın burada. Coca-Cola'nın kendi üretimi üretim sanki Aydoğdu için. Güzel. Teşekkür ederiz. Eyvallah. İyi akşamlar. Hayırlı İyi akşamlar işler. Abi, sağ olsun. Valla gece dediğimiz gibi gece oldu mu canlanıyor yani. Burada hep 24 saat. Hep. Bangkok gibi. Vallahi çok canlı. Vallahi. Tayland videonun
Instagram'dan izlediyseniz benim kanalda Bangkok'ta nasıl 24 saat canlı böyle hayat var. Bu mahallede biraz öyle yani. Şimdi burada geldiğimiz yer Aydoğdu Mahallesi'nin son noktası. Berkant abi her yere ayak basmış olduk. Aydoğdu'da ayak basmış olduk. Aynen öyle. Kayıtlarımız var. Evet, evet. Hatta baksana insanlar yolun ortasına oturmuşlar, çekirdek çıkıyorlar. O da çok ilginç. İyi akşamlar. Yolun ortasında çekirdek yiyorlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, hoş bulduk. Ya doğal olarak doğal insan. Bu kadar basit. Ay, arabalar falan geçerken rahatsız etmeler misiniz? Yok. Bizim burası böyle. Burada kendi insanımız. Burada doğduk, burada büyüdük. İyisiniz, memnunsunuz. Yok. İyiyiz, iyiyiz. Evet. Şampuan 50 milyon oldu. İyi akşamlar. Tamam da yani tam yolun ortasına oturmuşsunuz abi. Mahalle sizin okey de. Sen de arabada güzel bir yer bulmuşsun. Of asıl keyif buradan yapıyor. Aslında birçok mahallede kalktı ya hani sokakta oturup eş dostla sohbet, köylerde falan çok vardı. Evet. Hani evet. Kapının önünde oturur. Senelerdir görmedim bunu. Bizi Tayvan'da yiyoruz onun ama biz o çocuğu var. Bak yine öptü. Tayvan'da böyle bir ortam var mı diye sordu. Tayvan'da da yok böyle bir şey. Yani bu çok ufak yerlerde oluyor. Hani herkesin birbirini tanıdığı yerlerde oluyor. Evet. Aslında bu çok yani Türk kültüründe olan bir şey biliyorsun. Mahallelerde eskiden çok vardı da şimdi kalmadı. Herkes birbirine yabancılaştı. Ya bu çocuklar dışarıda yani balkonda kesin yaparsınız. Abi çek bunu koca koca. Buraya gendireceğiz. Çek abi çek güzel çek. Yani çok güzel. Mahallemiz çok güzel. Hiç güzel değil mahallemiz. Bunlar evde kalmış. Beğenmiyor musunuz mahalle? Evde kalmış. Mahallemiz çok güzel. Ses kalır. Evde kaldık. Öyle mi? Yok ya. Ya daha kaç yaşındasın ya? Koca arıyorum ben. Herkes ne dedi lan? Burada da böyle tarla başında olduğu gibi. Ben bilmem ne yapacağım işte dedi ya. Şimdi son sokağımızdan geçiyoruz artık. Ufak bir şeyden daha bahsedeceğim. Harbiden. Çok fazla bu konu hakkında yorum geldiği için. Biz burada turizm videoları çekmiyoruz. Bu mahalleye veya başka bir mahalleye gelin, buraları görün veya görmeyin gibi şeyler söylemiyoruz. Biz burada kendi deneyimimizi yaşıyoruz. Ve yaşadığımız deneyimi iyi kötü, kötüyü de iyi göstermeyecek şekilde sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Burada amaç hiçbir şekilde turistik bir gezi değil zaten. Biz burada Eyfel Kulesi'ni görmeye gelmedik. Buradaki insanları tanımaya geldik. Hem kendimiz için muhteşem bir deneyim oluyor. Eminim ki sizin için de çok güzel bir deneyim oluyor. İç içe yaşadığımız bu halkı, buradaki insanları, bu mahalleyi, bu binaları siz de tanımış, siz de görmüş oluyorsunuz. Başta da bahsettiğim gibi tehlikeli, girilemez kılınan, göz ardı edilen mahalleler ve insanlar olduğu için biz buraya tamamen açık kalbimizle ve kafamızla giriyoruz. Sizden de bu şekilde izlemenizi rica ediyorum. Yemeğe bile sokakta böyle rahatlıkla. Ne var bu akşam menüde? Manca. Manca. Manca var, kuzu eti var. Afiyet olsun. Manca ne ya? Mancar, mancar. Nasılsınız? İyidir abi. Mali hızlı. Abi her gün hızlı. Şimdi bir tane bacak kopacak zaten yukarıda. Kaybolan güneşi mi arıyorsun? Kayıp güneşi bulunca... Tamam abi ben sana yazacağım. İsmail dayım, Esmaf. Konuş. Domatesden geliyoruz. Nasıldı işler abi bugün? Çok güzeldi. Bir türlü aldığım paraları mazota verdim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler abi. Ay Mert abi. Eyvallah. Görüşürüz. Biraz sessiz olursak... Dur geliyorum, dur geliyorum. Ben de bakıyor musun? Geliyorum dur. Şimdi... Herkese selam. Abi videoyu burada kapatıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekirdağ, Aydoğdu'da... Güzel olmuş, güzel. Valla sevgili Mert Öztürk eline sağlık. Güzel içerikti yani harbiden. Herkesin gidip görmeyeceği veya cımbızlayıp gideyim buraya çekeyim dediği bir nokta değil. Beğen tuşuna ben bastım abi, like'a bastım. Eyvallah. Gör Mert Öztürk. Bizim bir de... Selamun aleyküm, YouTuber gitti. Bizde de Mert Öztürk var. Aleykümselam. Mert Öztürk. Aleykümselam Mert Öztürk. Sen de Mert Öztürk'sün. Ama gerçekten ben Mert'in yani YouTuber olanından bahsediyorum. En son izlediğimde Avustralya'daydı galiba. Oraları falan orada bir işe girdi falan. Bir İzmir videosunu da izlemiştik. İzmir videosunu da izlemiştik. Bence güzel yapıyor ya yaptığı işi yani. Şeyi de çekmiş Çağrı Kuştepe'yi. Orayı izledik galiba. Ha ona emin değilim. İzledik. Benim yazdığım not sayesinde bu adam mı YouTuber oldu? Aa senin. yanlış gönderdik. Benim arada bir gülüyordunuz ya. Enerji yanlış bana gidecek. Bana da şey yapsanız artık ben güleceğim ya da Çağrı Mert. Kimlik numaranı da yazsaydın keşke kağıda tamam da sana gelse. Artık sana güleceğim ben, yani. Ben desem o yalandan bir gülüşü de Mami'den bekliyorum hanımefendinin yaptığı. Tamam.
Tamam Mert lan, harbiden yap. İstanbul'da yapıyorduk. Hep öyle diyeceğim ama videoda. Direkt abi. İstanbul'da yapıyorduk. Hadi kur lan şu oyunu artık. Daha saat 12.30'muş, bir şey değilmiş daha. Kur hadi. Aa. Fotolar geldi bu arada. Ha?